Merhabalar. Bugünkü videomuzda ebay.com'da açık artırmalı bir ürüne nasıl teklif vereceksiniz, nasıl sipariş verebileceksiniz, biraz bunlardan bahsediyor olacağız. Hadi başlayalım. Yeniden merhabalar. Bildiğiniz gibi eBay üzerinde auction diye tarif edilen aslında açık artırmalı ürünlerin listelenmesi mevcut. Dolayısıyla burada bu açık artırmalı ürünlere siz teklif verebiliyorsunuz. Ve bu teklifinizi eğer kazanırsanız, en yüksek teklifi siz verirseniz, ürünü siz satın alabiliyorsunuz. Nasıl işliyor sistem? Satıcılar eBay'deki listeleme seçeneklerinden açık artırmayı seçiyorlar. Minimum bir fiyat belirliyorlar ve bir süre belirliyorlar. Bu süre içerisinde eBay üyeleri bu ürünlere teklifler yapıyor ve süre dolduğunda en yüksek teklif kiminse o alıcı bu ürünü satın alma hakkı kazanıyor. Aslında basit mantığıyla bu şekilde ifade edebiliriz. Tabii bildiğiniz gibi eBay'den satın alma Türkiye'de yapılamıyor. Tabii bazı arka kapıları var ama bu şu anda bu videonun konusu değil. Dolayısıyla eBay'den bildiğiniz gibi herhangi bir sipariş vereceğiniz zaman Amerikan paketim olarak biz size yardımcı olabiliyoruz. Bildiğiniz gibi eBay'den herhangi bir ürün satın almak istediğinizde eBay'deki satın almak istediğiniz ürünün linkini kopyalayıp web sayfamıza yapıştırıyorsunuz ve ürünü sizin için biz satın alabiliyoruz. Bu işin tabii daha belki bahsettiğimiz videolarda da ilk tarafı. İkinci tarafı ise aynı yazılımımızı yine açık arttırmalı ürünlerde de kullanabiliyorsunuz. Bakın burada kısaca yolunu göstereyim. Biraz evvel de zaten bir ürün seçmiştim. Bu dönemin son popüler, en çok popüler ürünlerinden bir tanesi Star Wars action figürleri. Bakın herhangi bir arama yaptıktan sonra burada listeleme seçenekleri var. Offer kabul edebilenler, auction ve hemen satın al siparişleri. Ben buradan şu anda auction'ı seçiyorum. Bakın burada bir takım ürünler listelenmiş durumda. Bunlardan bir tanesini seçiyorum. Biraz evvel zaten buna tıklamıştım. Bakın ürün bu. Şimdi bu ürün gördüğünüz gibi bakın burada bir başlangıç fiyatı var. Şu kısım 0 bid dediği bu kısım teklif sayısını gösteriyor. Şu anda bu ürüne herhangi bir teklif yapılmamış. Bakın buradaki kutucukta ise yapmanızı istediği teklifi girebiliyorsunuz. Fakat bunu eBay üzerinden girmeyin. Çünkü eBay hesabınızla eğer sipariş veremeyecekseniz ki PayPal hesabınız yoksa sipariş veremezsiniz. Herhangi bir şekilde bu ürün sizde kalırsa ve günün sonunda ödemesini yapmazsanız bu tip durumlarda hemen eBay tarafından strike diyorsunuz ve belli bir süre sonra hesabınız kapanmaya kadar gidebiliyor. Tabi burada biz de yardımcı oluyor olacağız. Nasıl yapacaksınız? Bakın bu ürünü yani teklif vermek istediğiniz ürünü seçtikten sonra yukarıda ürünün bir linki var. Bunu zaten daha belki videolarımızda da anlatmıştık. Bu linki kopyalıyorsunuz. Amerikan paketim sayfanıza geldikten sonra benim için satın al butonu altında hemen bir kutucuk beliriyor. Bu kutucuğa yapıştırıyorsunuz ve sipariş oluştur diyorsunuz. Amerikan paketim kullanıcıları zaten biliyor. Normalde bildiğiniz gibi eBay'den hemen satın al özellikle bir ürün sipariş verirken linki buraya yapıştırdığınızda bundan daha farklı bir form, hemen satın alabileceğiniz bir form çıkıyordu karşınıza. Fakat açık artırmalı bir ürünü linkini yapıştırdığınız zaman bakın gördüğünüz gibi sistem bunu otomatik olarak algılıyor ve size daha farklı bir form çıkarıyor karşınıza. Burada bakın gördüğünüz gibi güncel açık artırma fiyatı, kalan süresi, güncel açık artırma fiyatının tutarı ve kutucuk size burada beliriyor. Siz buradaki kutucuğa güncel açık artırma fiyatının daha üzerinde bir rakam girmeniz gerekiyor. Tamamıyla şu an daha farklı bir rakam olarak 40 dolar diyelim ki bu ürüne teklif vereceksiniz. Siz buraya 40 dolar girdikten sonra teklif ver diyorsunuz. Otomatik olarak sepetinize ekliyor. Ve bakın her bir açık artırma teklifiniz için 3 dolar teklif ücretimiz var. Dolayısıyla burada biraz daha akıllı alışveriş yapmak adına hani son vereceğiniz rakamı bir bir arttırmaktansa buradaki rakamı en son vereceğiniz o sipariş için, o açık arttırma için vereceğiniz en yüksek teklifi yazmanız yeterli. Çünkü zaten hem bunu yazmanız size her seferinde bu 3 doları vermekten tasarruf ettirir. Aynı zamanda eBay'in bununla alakalı bir özelliği var. Örneğin şu anda bu ürüne diyelim ki ben buraya 100 dolar gireyim. Bu ürünün son fiyatı 100 dolar olmaz. Eğer bir başka teklif verilmezse eBay bunu minimum tutarda değerlendirir ve muhtemelen takribi olarak 40 dolar, siz buraya 100 dolar ekleseniz dahi 40 dolar gibi rakamda bu ürünün teklifi sizde kalır. Eğer başka biri teklif vermezse. Bu da işin başka tarafı.
ödemenizi yapıyorsunuz. Siz ödemenizi yaptıktan sonra biz sizin bu verdiğiniz teklife bu ürüne girişini yapıyoruz. Ve bunu anlık olarak takip ediyor. Size de bu konuda bilgi veriyoruz. Diyelim ki siz bu ürüne 40 dolar teklif verdiniz. Ve bir başka alıcı da örneğin bu ürün siparişi sonlanmadan diyelim ki 50 dolar teklif verdi. Yani sizin üzerinize bir teklif verdi. Böyle bir durumda otomatik olarak biz size hem SMS hem mail atıyoruz. Ve diyoruz ki teklifinizin şu anda üzerine çıkıldı. Şu anda güncel teklif 50 dolar. Dolayısıyla isterseniz arttırabilirsiniz ya da çekilebilirsiniz. Buradaki iki opsiyondan bir tanesi çekilmek biliyorsunuz. Eğer tekliften çekilirseniz ne kadar ödeme yaptıysanız tamamı sizin talebinize göre ister para puan hesabınıza isterse kredi kartınıza iade ediliyor. Yok eğer arttırmak isterseniz biraz evvel örnekte verdiğim gibi 50 dolarsa şayet siz bunu arttırıp 55 ya da 60 diyebiliyorsunuz ve bu süreç bu açık arttırma siparişi sonlanana kadar devam edebiliyor. Bu döngüye giriyorsunuz ve istediğiniz kadar arttırabiliyorsunuz ya da istediğiniz yerde çekilebiliyorsunuz. Bitti işlemler ve biraz evvel verdiğim örneğe geleceğim. Diyelim ki siz buraya 100 dolar verdiniz, 100 dolar teklif oluşturdunuz, başka kimse bid yapmadı ve bu ürün 40 dolardan sizde kaldı. Bu aradaki fark yine size para puan ya da dilerseniz kredi kartınıza iade olarak iade ediliyor. Bunun dışında diyelim ki siz buraya 100 dolar verdiniz ve bir şekilde açık artırma o seviyeye geldi ve 100 dolardan sizde kaldı. Bu aşamada eğer ürünün ekstra bir masrafı yoksa ki bakın burada görüyorsunuz kargo sosyal ücretsiz. Zaten kargo dışında başka bir masrafı olamaz. Eğer bir kargo ücreti varsa ekstra olarak bunu size iletiyoruz. Bu ekstra ödemeyi yaptıktan sonra ürünü satın alıyoruz. Yok eğer böyle bir ödeme yoksa ki genelde olmuyor. Eğer yoksa zaten otomatik olarak ürünü sizin için satın alıyoruz. Amerika adresimize geliyor ve sonraki süreci zaten biliyorsunuz. Yani biraz karışık gibi gelebilir ama aslında çok basit. Ha buradan yani eBay üzerinden gelmişsiniz. Burada işte teklifinizi vermişsiniz diyelim ki 50 dolar. Buraya gelip teklif vermişsiniz ya da aynı işlemi dönüp Amerikan paketim sayfanızda biraz evvel gösterdiğimiz yerde bu linki kopyalayıp yapıştırarak o 50 doları buraya eklemişsiniz. Bu neyi sağlıyor? Tabi bildiğiniz gibi eBay'de hemen hemen toplam ürünlerin %20-22'si açık artırma ürünlerdi listelenen toplam ürünlerin. Ve burada açık artırma ürünlerde çok güzel teklifler yakalayabilirsiniz. Genelde son dönemi kalmış, son birkaç saati kalmış ürünlere teklif verebilirsiniz. Ki biz zaten bunu 24 saat boyunca girişini yapabiliyoruz. Dolayısıyla eğer son anda herhangi bir ürüne teklif verebilirseniz bu anlamda muhakkak ürünleri çok daha uygun fiyata satın alabilirsiniz. Tabi bununla alakalı bir örnek muhakkak göstermek isterdim fakat tam doğruya denk gelmek kolay değil. Fakat bir tane hemen bakalım beraber. Bir sürprizle karşılaşma şansımız da var ama beraber bakalım. Michael Kors'un çantaları biliyorsunuz çok hani çeşitli ve sayıda olduğu için burada açık artırmada genelde son anları kalan bazı çantalar çok uygun fiyatlara yakalanabiliyor. Bakın burada hemen bir açık artırmaya gelelim. Mesela örneğin hatta bunlar sanırım kullanılmış çantalar. Bakın bu üründe 46 saniye kalmış şu anda ve çantanın fiyatı 50 dolar. Bu güzel bir deal. Onun dışında bakın burada 278 dolarlık bir Michael Kors çanta var. Bu çanta sıfır olmasın. Evet bakın bu çanta etiketli, orijinal ve sıfır bir çanta. Bu çantanın şu anda fiyatı 70 dolar. Bakın 45 tane teklif verilmiş. Hatta bunu buradan görebiliriz bile. 45 teklifte kimin verdiği, hangi saatlerde verdiğini bakın burada görebiliriz. Muhtemelen 1 dolardan açılmış ve arta arta şu anda 70 dolara kadar gelmiş. Mesela siz bu çantayı şu anda eğer teklif yapmak isterseniz ve diyelim ki son 18 dakikası kalan bu çantayı diyelim ki 80 dolara, 90 dolara sizde kalmasını sağlayabilirseniz şayet bu gayet güzel bir deal'dır. Ve bu 278 dolarlık çantayı 80-90 dolar civarına alabilirsiniz. Bu da biraz evvel bahsettiğim gibi hani son anlarını yakalarsanız çok güzel deal'lar elde edebilirsiniz. Yine başka sorularınız olursa bakın hemen Amerikan paketim sayfamızın sağ altında bulunan yeşil ikona tıklayarak WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilir. Sadece bu görmüş olduğunuz ürünler değil aklınıza gelebilecek diğer tüm ürünler için açık artırma teklifleri yapabilir. Açık artırmalara katılabilir ve uygun deal'larla çok güzel ürünleri alabilirsiniz. Teşekkür eder, iyi günler diyoruz.